Merhaba, adım Sinem. 19 Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Görüntü işleme alanında kullanılan filtreler başlığı altındaki doğrusal filtreleri elimden geldiği kadar size anlatmaya çalışacağım. Doğrusal filtreler konusunda hazırladığım örnekleri görüntü işleme dalında da çokça kullanılan MATLAB'da hazırladığımda belirterek konumuza başlayalım. Görüntü filtreleri çeşitli amaçlar ile kullanılırlar. Görüntüleri yumuşatabilir, keskinleştirebilirler. Ayrıntıları belirginleştirip yok edebilmek gibi birçok özellikleri vardır. Filtreler genelde 3'e 3 matrislerdir. Bunlara çekirdek matris denir. Filtreleme işlemi ise kısaca bu filtrelerin görüntü üzerinde gezdirilip üst üste gelen değerlerin çarpımları ve oluşan tüm çarpımların toplamlarının filtre elemanlarının toplamlarına bölünmesiyle gerçekleştirilmiş olur. Her seferinde sadece merkez pikselin yani ortadaki pikselin değeri değiştirilir. Bu işlemler sırayla tüm pikseller için yapılır ve görüntü güncellenir. Filtreleme sırasında oluşabilecek iki problem vardır. Birincisi filtrenin görüntü dışına taşmasıdır. Bunu önlemek oldukça kolaydır. Resim üzerine gezdirilen matrisin sınırlara gelmemesi için kenar piksellerden uzak durulur. Eğer mutlaka tüm pikseller işlenmek isteniyorsa o zaman kenar piksel merkez olduğunda görüntü üzerinde işlenen 3x3'lük piksel matrisinin 3. sütunu bulunmadığı için tekrar 2. sütunu 3. sütun yerine yerleştirerek işlemlere devam edilir. Filtrelemede karşılaşabilecek ikinci problem piksellerin çarpma ve bölme işlemleri sonucunda maksimum veya minimum değerlerden taşmasıdır. Bu durumda piksel maksimum veya minimum renk değerlerine geri çekilir. Filtreleme yapılırken renkli bir görüntü kullanılıyorsa tüm renklerin yani RGB'yi oluşturan kırmızı, yeşil ve mavinin ayrı ayrı filtre matrisi ile işleme girmesi sağlanmalıdır. Biz gri tonda olan görseller üzerine duracağız. Lineer filtrelemeye giriş yapacak olursak, diyelim ki M çarpı N boyutundaki bir görüntü, M çarpı N boyutundaki bir filtre ile lineer filtreleme işlemine tabi tutulsun. İki boyutta x ve y düzlemine yerleştirilen resim için oluşturulan 3x3'lük matrisin içeriği maske ve f düzleminde denk geldiği yer gösterilmiştir. Alttaki matriste maskenin altındaki yani maskenin kapsadığı image bölgesinin pikselleri verilirken, üstteki matriste gösterilen koordinat düzlemindeki maskede katsayılar verilmiştir. Bu durumda oluşan yeni görselin x ekseni için eksi aa, y ekseni için eksi bb aralığında nasıl hesaplandığı verilmiştir. M eksi 1 ve n eksi 1'in amacı ise filtreleme için kullanılan matrisin resmin dışına taşmasını önlemektir. Ayrıca lineer filtreleme işlemi convolution işlemi olarak adlandırılır. Doğrusal filtreleme başlığı altında 8 filtre çeşidi bulunmaktadır. Bunlar blurring yani bulanıklaştırma filtresi, ortalama filtresi, A-sharp yani keskinliği azaltma filtresi, motion yani hareket filtresi, Laplacian filtresi, Sobe filtresi, Previt filtresi ve son olarak Gauss filtresidir. Bulanıklaştırma filtresi, görüntünün bulanıklaştırma derecesini ayarlamanıza olanak sağlayarak görüntü üzerindeki parazitleri yok eder. Diğer filtreleri örnekler üzerinden inceleyelim. Ortalama filtresi görüntüdeki ani geçişleri yumuşatır ve daha düzgün gözükmesini sağlar. Örnek uygulamada ise ilk satırda görüntüyü programın matris formunda tanıtarak IMG değişkeninin içine atandı. İkinci satırda renkli görüntü olduğu için gri formata geçildi. Üçüncü satırda 25'e 25'lik ortalama filtresi için büyük A fonksiyonu oluşturulurken dördüncü satırda oluşturulan filtre büyük A değişkeni içindeki görselimize uygulandı. Sonraki satırlarda ise üstte orijinal fotoğrafın gri hali, altta ise ortalama filtre uygulanmış hali olacak şekilde gösterilmesi için komutlar eklendi. Ortalama filtresini 25'e 25 dışında 3'e 3 ve 9'a 9'luk matris için filtrelemeleri de sık kullanılmaktadır. Program çıktısından da anlaşılacağı üzere görüntü oldukça yumuşatılmış durumda. Eğer yumuşatma oranını azaltmak istersek
Filtreleme için kullanılacak matrisin boyutunun küçültülmesi yeterli olacaktır. Sharp yani keskinliği azaltma filtresi, görüntüdeki ayrıntıları, keskin geçişleri belirginleştirmek, bulanıklaştırılmış görüntülerdeki ayrıntıları yeniden ortaya çıkarmak için kullanılır. Sharp uygulamasını incelediğimizde ise fotoğraf programa tanıtılarak IMG değişkeninin içine matris formunda atandı. Ne kadar siyah beyaz gibi görünse de program çıktısından da göreceğiniz gibi fotoğraf orijinalde 0-256 arası gri ton değerlerinden farklı tonlamalarda yapıldığı için fotoğrafı griye çevirdik. Üçüncü satırda F-Special komutu alfa parametresi ile 3'e 3'lük Laplacian filtresinin negatifinden kontrast geliştirme filtresi oluşturur. Alfa değeri ile filtrenin boyutunu kontrol edebiliriz ve alfa değeri 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır. Uygulamada ise 3'e 3'lük alfa değeri 0.2 olan keskinlik azaltma filtresi oluşturulmuştur. Dördüncü satırda ise oluşturulan filtre A değişkeni içindeki görsele uygulanması sağlanmıştır. Son 5 satırda orijinal görsel ile filtre uygulanmış görselin kıyaslama yapılabilmesi adına ekrana görüntülerinin verilmesi için uygun kod satırları eklenmiştir. Figür 1'den görüldüğü üzere orijinal görüntüdeki keskin hat geçişleri yumuşatılarak keskinlik azaltılmıştır. Motion hareket filtresi görüntünün hareket halinde çekilmiş gibi algılanmasına sebep olur. Uygulamaya geçersek eğer yine fotoğrafı tanıtıp renkli fotoğrafı gri formata dönüştürdük. Motion ile oluşturulan filtrede len hareketin uzunluğunu ve theta saat yönünün tersinde derece cinsinden hareket açısını belirtir. Filtre yatay ve dikey hareketler için bir vektör haline gelir. Uygulamanın 3. satırında motion filtresi oluşturulurken len 80, theta 45 alınmış. Bu da 80 piksel yatayda 45 derece dikeyde harekete karşılık gelir. 4. satırda len ile theta'nın farkını görebilmek için değerleri tam tersi şekilde tanımlandı. 5. ve 6. satırda oluşturulan filtreler görsele uygulanırken son 7 satırda kıyaslama için program çıktısında ekranda gösterilmesi için kod eklendi. Figür 1'de görüldüğü gibi en soldaki fotoğraf orijinal fotoğrafın gri tondaki hali ortadaki görselde len 80, theta 45 alınmıştı. Saat yönünün tersindeki 45 derecelik 80 pikseli kapsayan filtre görsele hareket katarken sağdaki görselde 80 derecelik 45 pikseli kapsayan görüntüye filtrenin etkisi sadece bulanıklaştırma olmuş. Buradan filtrede tanımlanan hareket uzunluğunun görselin hareketli olarak algılanmasında önemli olduğunu da anlamış olduk. Laplacian filtresi ikinci türeve dayanan Laplace işlemi ile kenar belirlemeyi sağlayan yüksek filtre çeşididir. Laplacian uygulamasına baktığımızda ilk iki satır fotoğrafın matris formunda değişkene aktarılıp renkli fotoğraf gri tona çevrildi. Üçüncü satırda 3x3'lük alfa değeri 0.2 olan Laplacian filtresi oluşturuldu. Buradaki alfa parametreleri Laplacian filtresinin şeklini kontrol edilmesini sağlar. Alfa değeri 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır. Dördüncü satırda filtre infilter komutuyla fotoğrafı uygulandı. Son 5 satırda ise görsellerin kıyaslama için komutlar eklendi. Ekran çıktısına baktığımızda filtre uygulanan fotoğrafta orijinal görselin sadece kenarları algılanıp diğer tüm değerler siyah çekildi. Alfa değerinin görsele etkisi ise 1'e yaklaştıkça kenarların belirginliği azalırken 0'a yaklaştıkça kenarların belirginliği artmaktadır. Sauvage filtresi en yaygın olarak kullanılan kenar belirleme filtresidir. Uygulamada ise 3. satırda 3'e 3'lük Sauvage filtresi oluşturuldu.
Bu filtrenin matris hali açıklama satırında görüldüğü gibidir ve sabit olarak, yani bir değişkene bağlı olarak tanımlanmamıştır. Bu filtre yaptığı işlemde gradyan temel alır ve önce yumuşatma efekti kullanılır, sonra kenarları vurgulayan filtreye geçilerek kenar belirleme işlemi yapılır. Bu filtrenin Sobel filtresinden farkı ise, figürden de görüldüğü gibi Sobel'de arkadaki bulanık kısım için kenar belirleme yapılmamışken, Previt'le arkadaki bulanıklık önce yumuşatma efekti kullanılarak daha belirgin hale getirilmiş ve bulanık kısımdaki kenarlarda işleme katılarak filtreleme işlemi yapılmıştır. Uygulamanın sonraki adımlarında oluşturulan filtre görsele uygulandı ve kıyaslama yapmak amacıyla ekran çıktısı oluşturuldu. Previt filtresi, görüntü üzerindeki kenar kestirimine ve jeolojik olarak istenilen bölgede sınırların kestirimine olanak sağlar. Uygulamanın 3. satırına baktığımızda Previt komutuyla 3'ü 3'lük dikey bir eğime yaklaşarak yatay kenarı vurgulayan büyük H filtresini oluşturduk. Bu büyük H filtresi bir değişkene bağlı değil ve açıklama satırındaki gibi tanımlanmıştır. Yatay değil de dikey kenarları vurgulamak için büyük H matrisinin değerlerinin değiştirilmesi gerekir. Uygulamanın diğer satırlarında ise filtreyi görsele uygulayıp kıyaslama için ekran çıktısı verdirdik. Ekran çıktısına baktığımızda bir şehrin görselinin filtre uygulandıktan sonra sadece yatayda sınırları belirginleştirildi. Gaussian filtreleme aynı zamanda bir Fourier dönüşümüdür. Bu filtre ile görüntü yumuşatma işlemi yapılarak orijinalden daha net filtrelenmiş bir görüntü elde edilir. Uygulamanın 3. satırında high size, yani oluşturulacak kare matris biçimindeki filtrenin satır sütun değerleri 3 olan sigma ise oluşturulacak filtredeki yumuşatma oranı standart sapmaya bağlı olan değeri 0.5 olan filtre oluşturulmuştur. Sigma değeri pozitif ondalık herhangi bir sayı olabilir. Uygulamanın diğer satırlarında diğer uygulamalarda yapılan adımlar gerçekleştirildi. Uygulamanın ekran çıktısında ise bulanık olan orijinal görüntüyü filtre uygulanarak az da olsa yumuşatma ile piksellerin sebep olduğu keskinlik azaltılarak bulanıklık giderilmiş oldu. Fakat bu filtre çok tavsiye edilmez. Bunun yerine IMGAUSS FIT veya IMGAUSS FIT 3 filtresi kullanılabilir. Umarım sunumum sizin için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.